Mehmet Acet, Zamanın Ruhuna Göre Dış Politika Amerikan Yayın Kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramak için Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisini Somali'ye göndermesini konu alan yazısında, Türkiye, Afrika'daki etkisini artırıyor başlığını kullandı. Buna benzer başlıklar daha önce çıkan pek çok haberde de kullanılmıştı malumunuz. Türkiye'nin Afrika ile derinleşen ilişkilerine dair bizim basından daha çok yabancı basında yazılar çıkıyor zaten. Örneğin Somali ile Türkiye arasındaki özel ilişkilerin açıklanan ve açıklanmayan yönleriyle ileri seviye bir derinlik kazandığı biliniyor. Şubat ayında Somali kıyılarının 10 yıl boyunca Türkiye tarafından korunacağına dair bir anlaşma yapılmış. Bu anlaşma da ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından duyurulmuştu. Türkiye'nin Afrika politikası, Batı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle soyup soğana çeviren sömürgeci yaklaşımının aksine, Çin'in uzun vadede borçlandırarak kendine mahkum etme politikasının aksine, kazan kazan temelli, karşı ılıklığı göz hizasında ilerleyen bir duruşa sahip. Bu duruş da Afrika ülkelerini cezbediyor ki Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler hızlı ve sahici bir derinlik kazanmaya devam ediyor. Ekonomik ilişkilerden uzay araştırmalarına kadar. Bir hatırlatma. 2021 yılı Aralık ayında İstanbul'da yapılan Türkiye Afrika zirvesine 54 Afrika ülkesinden 41'i üst düzeyde katılım sağlamış 20 kadar ülkenin devlet ya da hükümet başkanları orada hazır bulunmuştu. O zirvenin üstüne yine Amerika'da yönetim üzerinde de etkili olduğu bilinen Foreign Policy dergisinde Türkiye'nin Afrika'da artan etkisine değinen bir yazı kaleme alınmış. O yazıda şöyle bir ifade kullanılmıştı: bu kadar çok sayıda üst düzey katılımcının orada bulunması, Türkiye'nin dış politikada daha fazla nüfus sahibi olması halinde, Çin'den sonra Amerika'ya karşı bir başka sorun oluşturabilir. Şunun altını çizeyim. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinin ekonomik katkılar dışında uzun vadeli bir takım hedefleri de bulunuyor. Örneğin uzay çalışmaları için, Somali-Ekvator çizgisine yakın bir yerde olduğu için uzay çalışmalarında coğrafi konum avantajı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde kazan kazan ilkesi üzerine oturan Türkiye-Afrika ilişkilerinin ara buluculuk anlamında da işlevsel hale geldiğini gösteren yeni bir örnek karşımıza çıktı. Somali ile Etiyopya aralarındaki sorunların çözümü için Ankara'yı ara bulucu olarak kabul ettiler ve bu müzakereler başlatıldı. Savaşların arttığı bir dönemde savaşma barış diyen bir perspektif. Türkiye dış politikada epey bir süredir dostları artırma, düşmanları azaltma perspektifi içinde bir çizgi tutturdu. Öyle gidiyor. Bu politika çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleriyle Mısır'la ilişkiler gerilimli alandan çıkarılıp normalleştirildi. Batı bloğuyla ilişkiler de görece daha öngörülebilir ve daha az gerilimli bir alana kanalize edildi. Yenilerde bunun da ötesine geçilerek Irak'la hiç olmadık bir yakınlaşma dönemine girildi. Ve hadi biraz daha abartarak yazalım. Herkesle dost olma perspektifi ivme kazandı. Çatışmalardan uzak durma, korunma anlamında da barış diplomasisi Dikkat ediliyorsa eğer kolayca fark edilecektir. Türkiye'nin dış politikasında ikili ilişkilerde dostları artırma, düşmanları azaltma perspektifi, başkalarının ihtilaf ve çatışmalarında ara buluculuk rolüne soyunma perspektifiyle at başı gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk rolüne soyunmak, Amerika ile Rusya arasında casus takasında ara buluculuk yapmak, Amerika'nın İran'ın İsrail'e saldırmasını engellemesi için ara buluculuk talebine kulak vermek, bütün bunların prestij kazanmanın kendinden söz ettirmenin ötesinde stratejik tercihler olduğunu ifade etmek isterim. 31 Temmuz'da Kanal 7'de yaptığımız programda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu bağıptan kıymetli sözler sarf etmişti. Örneğin demişti ki savaş yok diye daha iyi durumda olmuyorsunuz. Her zaman için kabiliyetinizin, kapasitenizin çok yüksek olması lazım. Bunu yaptığınız an barış zamanlarında geliştirdiğiniz işbirlikleriniz sizin için de daha adil olur. Eğer niyetiniz ve erdeminiz daha iyi ise karşıdakiler için de daha adil olur. Yine aynı programda demişti ki Hakan Fidan bölgede sadece sorunları gören, tarif eden bir ülke olarak kalmak istemiyoruz. Onlara gerçekten sahici, uygulanabilir çözümler getirmeyi de önemsiyoruz. Aynı programda kapasite ve kabiliyeti olmayan ülkelerin savaşlarda yenileceği, barış dönemlerinde ise sömürüleceği değerlendirmesini yapan Fidan, Türkiye'nin dış politika perspektifini anlatırken, Uluslararası sularda seyreden devasa bir gemiyiz. Bir buzdağına çarpmadan gemiyi menziline götürmemiz gerekiyor. Şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. İzlediği dış politikayla dünyaya Savaşma barış mesajını veren Ankara'nın hiç kuşkusuz bu politikayla etrafımızda artan ve giderek daha tehlikeli bir hal almaya başlayan çatışmalardan, savaşlardan Türkiye'yi koruma gibi bir hedefi de kolladığı düşünülebilir. Düşünülmelidir de. Mehmet Aced haber7.com Tamer Korkmaz Sessiz ve derinden gidenler Kemal Bey, Hacıbektaş'taki anma töreninde ihanetten, kötülükten, menfaat perestlerden arınacağız dedi. Hususi Bey ile İmam Son Efendi de oradaydı. En başta ihanet vurgusu adrese teslimdi. Mesajı aldıklarını söylemeye gerek var mı? 2010'da kasetle gelen Kemal Kısa Kılıçdaroğlu lafı muhataplarının yüzüne çakarken Deniz Baykal'a ihanet edenin kim olduğunu da hatırlamış mıdır acaba? Men dakka dukka deyip geçelim. Ev sahibi bir ay önce Hacı Bektaş'taki bir açılışta konuşan İmam Son, bu ilçemizde bir ev aldığını açıklarken şöyle demişti. Sayın önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir niyeti vardı. Bir kere benim evim zaten Kılıçdaroğlu'nun da evidir. Dolayısıyla biz evimizin anahtarını bir tane değil iki tane yaparız. Birini Kılıçdaroğlu'na veririz. Hatta üçleriz onu öbürünü de Özgür Özel'e veririz. İmam Son bu espriyle karışık sözleriyle aslında şunu söylemeye çalışıyordu. Ne Kılıçdaroğlu ne de özel CHP'de ev sahibi benim. Çevrim içi. Kılıçdaroğlu geçenlerde yeniden adaylığına ilişkin olarak delegeler gel derse düşünürüm demişti pes etmedim, yıkılmadım, ayaktayım demeye getiriyor ki zaten evinin mutfağından değil, Mustafa Kemal mahallesindeki çalışma ofisinde konuşlandı. Kemal Bey hususi beye karşı kurultayı son düzlükte nasıl kaybettiğini ayrıntılarıyla biliyor. Acısı halen daha içinde. İmam Son Prodüksiyon'un son bir haftadaki indirmelerini veyahut bindirmelerini unutması mümkün değil. Farklı bir rövanş denemesi. Kılıçdaroğlu'nun eski koltuğuna dönebilmesi mi neredeyse imkansız görünüyor. Öyleyse nedir? Ekrem İmam Sona Efendi'nin Cumhurbaşkanlığı hayallerini berhava edebilmek uğruna var gücüyle elinden ne geliyorsa çalışacaktır. Kaldı ki sessiz ve törensiz bir açılış da yaptı. CHP içindeki ilan edilmemiş mücadelede yavaş yavaş ilerleyen sakin güç Mansur Bey'in Mr. Mamson'u alt edebilme potansiyelinin farkında olduğuna kuşku yoktur. Aslında nedir? Bay Kemal'in medyamızın teke tekçi Leon'u Monsieur Altaylı'ya karşı giriştiği tweet bombardımanı şahsi bir mesele değildir. Aslında CHP ile alakalıdır. İmam Son'a karşı Altaylı üzerinden topa girdi. Ekrem'i müdafaa eden gazetecilerin Kemal Bey'i hedef almaları da boşuna değildir. Geçmişteki evladı Ekrem Kılıçdaroğlu'nun partideki ve tabandaki hareket kabiliyetini yok etmek en azından etkisiz hale getirmek istiyor. Vaktiyle Kemal Bey'i CHP'nin başına getiren komprador büyük sermaye, geçtiğimiz Kasım'daki kurultayda kendisini pek hususi bir operasyonla tasfiye etmişti. Kompradorların mavi boncuğu İmam sonda. Hususi Bey ise bu minvalde vazife yapan bir trafik memurudur. İki yaman sual. Kemal ile Fatih'in şahsi olmayan kavgasında gündeme gelmeyen, gelmesi de zaten zinhar mümkün olmayan iki kritik soruyu siyasi fırına sürerek bitirelim bu yazımızı. Mesela, Teketekçi Leon'un Kılıçdaroğlu'na şöyle bir soru yönelttiğini varsayıyoruz. Kasım 2009'da Frankfurt'taki Kempinski Otel'de yaşadığınız fevkalade kritik hadise neydi? Hikaye bu ya, farz-ı muhal Mr. Kılıçdaroğlu da Monsieur Leon'a şöyle soruyor. Müteveffa coşkun kırca ile Galatasaraylılık dışındaki derin irtibatınız neydi? Tamer Korkmaz, Yeni Şafak